yola çıkıyorum. Sizlerle yarın akşam görüşürüz. Merhaba. Günaydın bayan. Günaydın. Bayan. Sizler bütün gün kapımın önünde mi dikileceksiniz ha? Adım Wolfgang Werber bayım. Bölge kaymakamıyım. Biraz konuşabilir miyiz lütfen? Ne istiyorsun? Seninle köprü hakkında konuşmalıyız amca. Haydi sen içeri gir. Sonra da kapıyı kapa. Köprüye ne olmuş? O yıkık dökük bir şey. Öyle kalması gerekmiyor amca. Peki neden? Kasaba konseyi köprüyü bitirmenizi rica ediyor. Ben de bunca yolu sizinle bunu konuşmak için geldim efendim. Devam edin. Böylece vadiyi dağların İtalya tarafına da bağlamış olacağız. Çünkü kışları kapanmayan tek yola oradan ulaşılabiliyor. Bölgesel ticaret için büyük bir fırsat. Ve Dörfi'nin tamamı bundan faydalanacaktır. Kasabanızın ticaret hacmi artacaktır. Kasabanın ticaret hacmi umurumda mı sanıyorsunuz? İşe başlayan sendin amca ve kasabada bunu yapabilecek tek marangoz olduğundan bitirmek de sana düşer. Üzgünüm Hans ama yapamam. Peki ya imzaladığınız sözleşme bayım? Ne olmuş ona? Onda bir de yaptırım vardı bayım. Elbette devreye sokmayı istemiyorduk ama başladığınız işi bitirmeyi reddettiğinize göre iş sırasında aldığınız paranın tamamını hemen geri ödeyecek ve geçen 6 yıllık faizini de üzerine ekleyeceksiniz efendim. Neden söz ediyorsun sen? Malikaneyi satarsan borçlarını kapatabilirsin amca. Malikane mi? Hangi malikane? Bu güzel bir teklifti Alda ama yeterli olacağını sanmam. Keşke geçmişi unutmayı başarabilsen. Ama bu köprüye ihtiyacımız var amca. Lütfen yardım et. Tamam. Onu bitireceğim. Teşekkür ederim amca. Teşekkür ederiz bayım. Ben de konseye bu konuda bizimle işbirliği yapacağınızı bildireceğim. Artık gidin. Yapmam gereken işler var Heidi. Konuşacak zamanım yok. Büyük baba. Hayır. Bir şeyim yok. Sen uyumana bak. Ona ne oluyor dersin? Bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmedi. Size uyumanıza bakmanızı söylemiştim.
tam süt sağmayı bitirmiştim ki Peter geldi. Biraz geç kalsak bugün hiç sütümüz olmayacaktı. Cikciğin bizi uyandırması iyi oldu. Büyük baba, sen dün gece kötü bir rüya mı görmüştün? Hayır, görmedim. Ama bağırdığını duydum. Kaymakamın bitirmeni istediği köprü yüzünden miydi? Sorun şu ki o köprüyü hiç sevmedim. Ve kulübenin tamiratıyla uğraşacaktım. Şimdi hiç uygun zaman değil hepsi bu. Buranın nesini tamir edeceksin büyük baba? Bence zaten gayet güzel. Her zaman tamir edecek bir şeyler vardır. Zorlu bir kıştan sonra buna benzer kulübelere bakım gerekir. Yeterince konuştum. Şimdi çalışmalıyım. Nesi var merak ediyorum. Bugün antrenmana yardım eder misin? Elbette Clara. Ha? Yalnız bırak Peter lütfen. Ha? Lütfen beni yalnız bırak. Lütfen. Peki iyi miydi? Ben ayrılırken iyi görünüyordu. Ama beni korkuttu. Kaymakam gelip köprüyü bitirmesini istediğinden beri büyük babam pek kendinde değildi. Fazla bir şey konuşmuyor ve dün gece de çok kötü bir rüya gördü. Uykusunda bağırıyordu. Altı yıl önce o köprüyü inşa etmeyi neden bırakmıştı? Ailesine acı getirdiğini söylüyordu. Köylülerin bir kazadan bahsettiğini biliyorum. Ama ne olduğundan emin değilim. Büyük annem biliyor olmalı. O hayatı boyunca buradaydı. Harika bir fikir. İşe oradan başlayalım. Tamam. Hadi keçileri ağıla koyalım. Onları akşam alırım. Gelin. Söylesene büyük anne. 6 yıl önce köprüde ne olduğunu biliyor musun? Benim küçük meleğim, bunlar çocukların duyması gereken şeyler değil. Ama büyük anne, büyük babam oraya döndüğünden beri kendini kötü hissediyor. Ona yardım etmeliyim. Büyük baban o köprünün inşaatına babanla birlikte başladı. Her şey Ağustos ayının 23'ünde yaşandı kızım. Olanları daha dün gibi hatırlıyorum. Kulübenin dışında oturuyordum. O zamanlar gözlerim de görüyordu. Büyük baban köprüden aşağı doğru koşuyordu. Toba yastak kollarındaydı. Korkunç bir kaza oldu dedi. İşte o babanın aramızdan ayrıldığı gündü benim sevgili kızım. Ömrümün en acı günlerinden biriydi. Peki ne oldu büyük anne? Büyük babam bunu hiç kimseye anlatmadı Haydi. Çok üzgünüm. Tüm bildiğim bu kadar. Sen iyi misin Haydi? Belki daha fazlasını öğreniriz. Eminim malikanede buna dair bir şeyler vardır. Bir şeyler bulmamız gerek. Teşekkür ederim büyük anne. Eminim bu büyük babamı iyileştirmemize yardım edecektir.
kalbimde diliyorum benim küçük meleğim. Şimdi nereye Heidi? Teresa ile burada mahsur kaldığımız gün çatı katında eski eşyalar görmüştüm. Oradan başlayabiliriz. Fotoğrafları da var. ...23 Ağustos 1880. Ah, bu kazanın olduğu gün değil mi? Ben yoktum. O zaman bu fotoğrafta olmanı nasıl açıklıyorsun? Sadece köprü için perçin ve çivi götürmüştüm. Kaza olduğunda orada değildim. Hiçbir şey görmedim, üzgünüm. Aslında oradaydık, evet. Hemen öncesinde. O fotoğrafı ben çektim. Ve günün ilerleyen saatlerinde kasabaya koştuğunu gördük. Zavallı Tobias kollarında... Barbıl, yapma. Çok üzgünüm Heidi. Ama belki de artık kasabanın sana söylemek istemediği şeyi duymanın vakti gelmiştir. Neler oldu? Senin baban, amca yüzünden aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüm Heidi. Hayır, bu doğru olamaz. Heidi! Büyük baba. Heidi, burada ne işin var senin? Büyük baba. Neler oluyor? Onun aramızdan ayrılmasının senin suçun olduğunu söylüyorlar. Heidi. Bu yüzden mi kötü rüyalar görüyorsun? Bu yüzden mi köprüyü bitirmek istemedin? Senin suçun olamaz büyük baba. Bu mümkün değil. Haydi, ben çok üzgünüm. Yani söyledikleri şey doğru mu? Senin yüzünden mi oldu? Evet, öyle. Haydi. Haydi. Hayır. Doğduğunda birlikte malikaneye taşındık. Çok hevesliyim. Sen, annen, baban istiyor. Ve benimle birlikteydin. Tıpkı babası gibi. Ve büyük babası gibi. Öyle değil mi Ernst? Tobias'la çalışmak başıma gelen en güzel şeydi.
Yapı tamamen direk ve kirişlerden oluşacak. Mümkün olduğunca az metal kullanılacak. Kaymakamlı köprü için izin verdiğinde büyük gurur duyuyor. Hayatımızın eseri olacak. Her şey çok güzel gidiyor. Ama bütün güzel şeylerin bir sonu olabilir. Biz kararımızı verdik baba. Konuşacak bir şey kalmadı. Babanla nasıl babayaz bana, sen annenle şehre taşımak istediğini söyle. Saygısızlık etmek istemiyorum. Daha modern bir hayat yaşamak istediğini. Ben hala senin babanım. Ve ancak ben izin verdiğim takdirde gidebilirsin. O gün yeniden tartıştıktan sonra Kobayaz tekrar köprünün üzerine çıktı. Zayıf bir kerestenin üzerine bastığını fark etti. Onu kurtarmaya çalıştı. Elimden geleni yaptım. Ama düştü. Kısa süre sonra da annen çok zayıf düştü. Çektiği acı onu kısa zamanda tüketti. O kadar çok kavga etmesek öyle bir şey olmazdı. Çok iyi biliyorum. O günden sonra kasabadan ayrıldım. O ücra kulübeye yerleştim. Ve bir daha geri dönmeyeceğime dair kendime söz verdim. Bu köprü hayatımda değerli olan her şeyi aldı. Hatta seni bile haydi. O bir kazaydı büyük baba. Kerestenin kırılması senin hatan değildi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Önce çekilmişti. Tobias ilk ahşap eserini bitirdiği gün. Mainfeld Fuarı için. Hiç bitmeyeceğini sandım. Bitkin bir haldeyim. Geri döndünüz efendim. Gözlerinizde tamir olmuş. Evet, zaten seyahat amacım da buydu. Öyle değil mi Clara? Beni özlemediniz mi? Elbette özledik efendim. Güzel. Çünkü ben de sizi özledim. Gözlüğün hazırlanmasını beklerken sıkıldım desem yeridir. Evet Adelaide, anlatacak bir şey var mı? Sıra dışı bir şey yok efendim. Dağdaki sıradan günlerden birini geçirdik işte. Geri gel. Haydi. Haydi. Haydi.